أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفهما برحمتك يا أرحم الراحمين Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri şu derslerimizi hayırlı mübarek eylesin inşallah. İmandan sonra Müslümanın en büyük vazifesi olan namaz ibadetinin tam da merkez noktasındaki farzlarını, namaza girmeden önceki farzlar yani şartlarını ve namazın içindeki farzlar yani rükünlerini öğrenmeye başlamış idik geçen hafta. Birinci ve ikinci farzı, şartı beraber söylemişti. Demişti ki, اَتْتَهَارَةُ مِنَ الْحَدَثِ بِنَوْعَيْهِ وَالْ خَبَثِ الْمَانِعِ عَنْ بَدَنِهِ وَثَوْبِهِ اِلَى آخِرِهِ böyle söylemişti. Şimdi burada tam kalmıştık. Burayı hafif bir toparlayıp yani sonra devam edeceğiz inşallah. Şimdi اَتْتَهَارَةُ مِنَ الْحَدَثِ بِنَوْعَيْنِ بِنَوْعَيْهِ iki kısmıyla beraber hadesten taharet. İki kısım neydi? Yani hades-i esgar ve hades-i ekber, yani abdestsizlik ve cünüplük, gusül gerektiren hal, bunları görmüştük. Daha اَتْتَهَارَةُ مِنَ الْخَبَسِ الْمَانِعِ burada tam kaldık. Yani namaza engel olacak bir habes, bir pislik. Namaza mani olacak. An bedenihi ve sevbihi ve mekanihi dedi. Üç şeyden. Hadesten tahareti geçen konuşmuştuk. Necasetten taharet dediğimiz habesil mani ise üç yerden temizlenmesi lazımdır diye konuya başlangıç yapmıştık. Birincisi bedeninden. Yani beden dediği çıplak, şu derinin üzerinden temizleyecek. Varsa burada kan, irin vesaire. Sonra elbisesinden temizleyecek ve namaz kıldığı yerden temizleyecek. Üç yerden temizleyecek. Şimdi burayı anlamadan önce çok özet bir şekilde geride bunlar geçmişti. Necaseti bir daha konuşalım ki burada 47 ve 48. sayfada kitabımızda bu konu inceleniyor. Oradan baktığınız zaman da 47 ve 48. Necaset, hakiki necaset, hükmî necaset diye ikiye ayrılır. Hakiki necaset, bildiğiniz necis şeyler, işte necasetten taharet. Hükmî necaset ise abdestsizlik, hükmî hades, ona hades deniliyor. Hakiki necaset de kendi arasında ikiye ayrılıyor. Galiza olan, yani ağır necasetler ve hafife olan hafif necasetler. Bunlar orada hangileridir, nelerdir? Uzun uzun anlatılıyor. Şarap mesela necaseti galizadır. İdrar, akıcı kan. Bunlar eti yenmeyen hayvanların bevli. Bunlar necasettir. Eti yenen hayvanlarınki galizadır. Eti yenen hayvanlarınki hafifedir. Ama buradan bazı istisnalar var. Tavuk mesela leş yediği için, her bulduğunu yediği için tavuğun necasetinde yani büyük dışkısı necaseti galizadır deniliyor tavuğunki. Buna dikkat etmek gerekiyor. Vesaire bunlar burada kitabımızın geçmiş bölümlerinde anlatılmıştı. Şimdi necasetten miktarına gelince yine burada söylemiyor. Onun için oradan mecburen göreceğiz. Necaset miktarı ne kadardır? Bu çok önemli. Geçen hafta yine söylemiştim. Tekrar olarak söylüyoruz. Galiza olan
ağır necasetlerde kan, idrar, bevil gibi bunlarda necaset mani olan miktar cürmü olan, cismi olanlarda 4.25 gram. Yani 4 gram bir dirhemdir. Bu eğer sıvı ise el ayası miktarıncadır. Buraya kadar olan miktar mani değildir. Onun için vel habesil mani'i, yani namaza mani olan habesten taharet. Et taharatu minel habesil mani'i. Mani olan habesten taharet. Mani olan dediğimiz ne? Galizada, ağır necasetlerde el ayası sıvı ise, mesela şarap, kan, idrar gibi, eğer cürmü varsa, cismi varsa, yani dışkı gibi vesaire, o zaman da 4 gram ağırlığında olacak. Bu miktara kadar mani değil, bu miktardan yukarısı mani oluyor. Bu orada geniş geniş anlatılıyor. Oradan da veya Ömer Nasuhi Ümmen Hazretleri'nin ilmi halinden de bu konuya bakılırsa, şimdi burada tekrar oraya girersek orası bir iki ders alır, orası geçti diyerek oraya tekrar dönmüyoruz. Bu noktada şimdi nereden temizlememiz lazım? An bedenihi bir ve sevbihi iki ve mekanihi aşağıda mekanı, namaz kıldığı mekandan temizleyecek üç. Birincisi beden. Bedenimizin herhangi bir yerinde bir kan veya bir irin veya affedersiniz bir idrar vesaire kalırsa, bunlar sıvı olursa el ayası kadar, eğer cürme olan bir şey olursa, affedersiniz dışkı vesaire gibi olursa, o zaman da 4 gram kadar, bu kadar affediliyor. Bundan, bu ve bu miktardan yukarısı affedilmiyor. İkincisi ve sevbihi elbisesi. Buraya dikkat edelim, burası çok önemli, bakın. Ama hangi elbisesi? El mülabis li bedenihi. Bedenine bitişik olan. Velev kalen süveten. Bak, takke. Bazıları takkeyi sarı, necis olduğu zaman saymıyor. Halbuki takke öyle. Burada ölçü şu. Bu ölçüyü dikkat edelim. Şöyle ayağa kalkmam lazım bunu göstermem için. Şimdi şöyle hareket ettiğiniz zaman, sizin hareketinizde şöyle hareket ettiğiniz zaman, sizin hareketinizle hareketlenecek eliniz, kolunuz, kafanız, vücudunuz hareket ettiği zaman sizinle hareket eden bütün elbiseleriniz ne sayılıyor? El mülabes li bedenihi, bedenle bitişmiş sayılıyor. Sizin kafanızdan hareket, mesela takkeniz, sarınız hareket ediyor mu? Ediyor. O zaman takkedeki bir necasette efendim namaza mani olur. Sonra ev huffen, mes, ayağınıza giydiğiniz mes. Ev na'len, takunya, terlik, ayakkabı. Daha ve küllü muttasilin bihi, kişiye muttası olan, hareket etmesiyle hareket eden bütün elbise. Mesela atkı var, atkı sanki ayrı bir şeymiş gibi ama sizin hareketinizle atkı hareket ediyor mu? Ediyor. Üzerinizdeki montunuz, cübbeniz hareket ediyor mu? Ediyor. Bunların hepsi böyledir. Bak ölçü bu. Mutaharrikun, mutaharrikun bi hareketihi. Hareketiyle ne yapılıyor? Hareket ediyor. Ev yu'addu, ikinci ölçü, hamilen lehu, onu taşımış sayıyorsun. Bir kişi onu taşıyor dediğimiz, üzerinde taşıyor. Bu adam bunu taşıyor diyebileceğimiz her şey üzerinizde temiz olması lazımdır. Bunu niye söyledi? Çocuk için söyledi. Bak çok önemli, çok dikkat edelim. Çocuk sizin üzerinize gelse namazdayken, çocuk sizin namaz önüne gelse ve bu çocuk üzerinde necaset varsa, kendi başına ayakta duramayacak bir çocuksa, siz bunu taşımış sayıyorsunuz. Siz bunu taşımış sayıldığınız için bu şekilde onun üzerindeki necaseti de siz taşımış sayılıyorsunuz. O zaman namaza mani oluyor. Namaza mani oluyor. Çok dikkat etmeli buna. Onun için bak ne diyor? Birinci ölçü elbiselerde sizin hareket etmenizle hareket etmesi. İkinci ölçü ise ev yu'addu hamilen lehu. Kişi onu taşıyor sayılacak. Sen onu taşıyorsun. Kendi başına duran bir çocuk. Mesela diyelim ki siz kadeyi arkada oturuyorsunuz. Çocuk geldi yanınıza, size şöyle yaslandı. O çocuk eğer kendi başına ayakta durabilecek bir çocuksa, o zaman siz onu taşımış sayılmazsınız. Çünkü ama çocuk kucağınıza alıp veya şöyle hani babalar veya anneler şöyle önden arkadan bir bağlıyorlar ya kemer gibi bir şeyle. Ve o çocuk da kendi başına durabilecek çocuk değilse, o zaman onu taşımış sayılırsınız. Dolayısıyla onun üzerindeki necaset de sizin üzerinizde olur.
Diğer bütün taşıdığınız şeyler de böyledir. Taşıdığınız şeyler de böyledir. Ona dikkat etmek gerekiyor. Bu taşımış ne gibi? Ke sabiyyin aleyhi necasetun. Bir çocuk ki üzerinde necaset var. Ama nasıl bir çocuk? La yestemsikü bi nefsihi. Kendi başına çocuk, kendi başına ayakta duramıyor. Kendi başına yürüyemiyor, gidemiyor. Böyle bir çocuk kendi başına tutunamıyor. Burası çok önemli. Dikkat etmek lazım. Mesela aşağı bakıldığınız zaman da 4 numarada bi hilafi sagirin müstemsik celese fi hicril musalli ve tayrin müteneccis ala ra'sihi fela yaptulus salah. Kendi başına duran bir çocuk namaz kıldığınız yere gelse, size böyle yaslansa, dursa, o çocuğun üzerindeki necasetle beraber sizin namazını bozmaz. Veya bir kuş geldi, kuş kafanıza kondu, kuşun üzerinde necaset var. O kuşun üzerindeki necaset sizin namazınıza mani değildir. Çünkü onu hamil taşımış sayılmıyorsunuz. Ama kendi başına ayakta duramayacak bir çocuksa ve sizin bir yerinize, vücudunuza, kolunuza, elinize tutuyorsanız onu, onu hamil sayılacaksınız. Veya diyelim ki bir eşya var, eşyayı belinize kemerle bağladınız. Mesela şu hacılar şey bağlıyor ya, şu ne onun adı? Para kemeri bağlıyorlar ya böyle kuşak gibi hani ya. Mesela onun içinde bir necis olsa, değil mi? Mesela onu taşımış sayılıyorsunuz. Çünkü sizin hareketiniz hareket ediyor ve onu hamil sayılıyorsunuz. Onun içinde bir necaset olduğu zaman bu namaza mani olur. Bunlara dikkat etmek lazım. Haçta, umrede vesaire ila ahirihi gidiyor. Askerde biliyorsunuz askerler şöyle şey taşıyorlar. Değil mi? Şöyle boyundan para cüzdanı. Bazı umreciler de onu taşıyor mesela. Eğer o bir necaset varsa buna da dikkat etmek lazım. Demek ki elbisedeki necaset bu. Peki bunun ölçüsü ne? Bir daha söyle. Az önce yarım kaldı. Eğer necaseti galiza ise buradaki ölçü katılarda 4 gram, sıvılarda el ayası kadar. Necaseti hafife ise et yenen hayvanların idrarı gibi mesela. Et yenen hayvanların idrarı gibi tavuk, gaz falan hariç böyle. Her bulduğunu yiyen, leş yiyen, hani sokakta her bulduğuna yiyen tavuk hariç. Normal inektir, affedersiniz, koyundur, keçidir. Bunların idrarı gibi hafif necasetlerde ölçü ne kadar? Buradaki ölçü ne kadar? Bazı alimlere göre elbisenin 1/4, bazı alimlere göre o elbisenin dokunduğu parçanın 1/4. Mesela şu kolunuza geldiyse kolun 1/4. O kadar olursa, 1/4 olursa namaza manidir. Eğer ondan daha aşağı olursa namaza mani olma durumu yoktur. Bunlar dediğim gibi kitabımızın 47-48. Sayfalarında bunlar uzun uzun anlatılıyor. Bakın diyor ki ve an ma dune rub'u cemi'i sevbi velev kebiran evil bedeni min muhaffefetin ve ufiye ma dune rub'u cemi'i sevb. Kitabımızın yazarı İbn Abidin Rahimullah'ın oğlu bu zat Alaaddin Abidin elbisenin 1/4 diyor. Elbise o görüşü tercih ediyor. Başka alimlerin o gelen parçanın 1/4, mesela ayağınıza geldiyse ayak bölge elbisesinin ayağın o parçanın 1/4 diyen de var. Burada bütün elbisenin 1/4 diyor. Velev kebiran, elbise büyük olsa bile min muhaffefin, necaseti muhaffefeden de 1/4 affediliyor. Biz ihtiyatlı davranalım. Öyle bir şey olduğu zaman elbiseyi temiz giymek tabii ki mümkün. Ama bilmiyorsan o zaman bakacaksın. 1/4 geçti mi geçmedi mi buna göre affediliyor. Necaseti muhaffef olan şeylerde. Bu noktada üzerine durmamız gereken mesele şu. Kaşındığımız zaman üzerimizde bir sivilce vesaire varsa, bu ihtimal varsa sırtımızı vesaire, elimizi, ayağımızı, şöyle elbisemizin dışından bacağımızı, kolumuzu kaşıdığımız zaman eğer orada bir sivilce tarzı bir şey varsa buna dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü oradan kan ve irin çıkarsa elbiseye, el ayasını geçerse bozulur. Bu birinci nokta. İkinci nokta, geçen hafta söylediğimiz istibra meselesi çok önemli. Çünkü eğer idrar damlası gelirse, hadi istibra bekledin, öksürdün, yürüdün, sağa sola gittin, abdesti kurtardın. Ama üzerindeki necaseti kurtarman için çamaşırını da değiştirmen lazım. Onun için bu iki nokta çok önemli. Bugün en çok soru buradan geliyor. Hocam diyor sırtımı diyor kaşımışım şöyle falan diyor mesela. Hocam diyor orada kanamış, ben bilmiyordum diyor. Sabahleyin kaşıdığımı hatırlıyorum. Akşama kadar o atlette dolaşmışım. Mübarek biraz dikkat edeceksin. Namaz ehliyiz biz. Dikkat edeceğiz. Çok önemli bunlar. Onun için bu noktada dikkat etmek lazım.
Sırtını falan kaşıdığın zaman, abdest aldıktan sonra kaşırsan, kan çıkarsa namaz, abdest de bozuluyor. Bir de necaset ayrı mesele. Hepsi ayrı mesele. Bunlar çok önemli meseleler. Yani dikkat etmek gerekiyor. Acizane benim tavsiyem bütün herkese, her namaz vakti mümkünse abdest alın. Çünkü elimiz ayağımız bizim boş durmuyor yani. Devamlı bakıyorsun, oran bana kaşınıyor böyle. Bir şeyler oluyor. Kanayabilir, çıkabilir. Bir de mutlaka ve mutlaka yani çamaşır ne yapmak lazım? Ya değiştirmek lazım ya da kontrol etmek lazım. Bunlar önemli meseleler. Bu konuda hassas olmak gerekiyor. Çünkü kan, idrar, necaseti galizadır. Dolayısıyla el ayasını geçtiği zaman abdeste manidir. Bir de şu var. Değişik yerlere az az necaset isabet etse onlar ne yapıyor? Toplanıyor, birleştiriliyor. Yani mesela affedersiniz alt çamaşırınızda bir parmak ucu kadar bir necaset var. Gömleğinizde iki parmak var. İki parmak oldu, bir parmak da orada var. Bir parmak da atletinizde varsa, üçünü birleştirdiği zaman el ayasını geçiyorsa namaza ne oluyor? Mani oluyor. Ayrı ayrı necasetler birleştiriliyor. Buna da dikkat etmek lazım. Onun için bu konuda biraz Müslüman, mümin hassas olmalı. Namazda biraz özen göstermeli. Evet. An bedeni ve sevbihi ve üçüncüsü ve mekanihi lezi yusalli aleyhi. Evet, namaz kıldığı yerde orayı da habesten temizlemesi lazımdır. Hatta ta ki burada çok ihtilaflar var. Ben baktım. Yani gerçekten bayağı neresi? Burada söylediği buradakini anlayalım. Buradakiyle amel edelim inşallah. Bu en ihtiyatlısı. Diyor ki hatta ta ki mevzi'al kademeyn bir. Ayakların geldiği yer temiz olacak. Vel yedeyn ellerin geldiği. Vel rukbeteyn dizlerin geldiği. Vel cephe ve alnın geldiği. Ayaklar, eller, dizler ve alnın geldiği yer temiz olacak. Yani hani secde yaptığın yer. Secde yaptığın yerde ayaklarının geldiği yer, dizlerini koyduğun yer, ellerini koyduğun yer, bir de alnın. Bazıları elleri saymamış, bazıları şöyle saymamış, bazıları böyle. Burada Alaaddin Abidin Rahimahullah'ın dediği en ihtiyatlı. Elin, ayağın, dizin ve alnın. Burnu niye saymıyorlar? Burnun ucu gelmiyor mu? Şimdi adam burnu bastırıp da böyle bütün burnu değil. Yani burnun ucu değecek ya. Burnun ucu normal şartlarda nedir? El arası kadar değil. Orası necis olsa bile namaza mani değil. Onun için burnu saymamışlar. Tamam. Yani burnunuzun geldiği yer necis olsa bile burnunuzun ucu el arası kadar olmadığı için onu namaza mani bir durum ama alnı, alın el arasını geçiyor. Eller, ayaklar geçiyor. Tamam. Onun için burnu söylemiyorlar. Şimdi bakın çok soruluyor. Şu seccade, seccadenin bu tarafı temizse, arkasında necaset varsa bu namaza mani midir, değil midir? Şimdi adamlar buna şaşırıyorlar. Diyorlar ki ya hocam işte necasetse necistir. Şimdi o zaman ben de diyorum ki yani bu dediğim kabul etmiyor. Diyor ki kitaplarda, şimdi burada da söyleyecek. Üstü temiz, altı neyse necisse bu namaza mani değildir. Ama üstündeki ıslaklık alta vermiyorsa. Zaten seccade sermemizin manası bu. Yoksa eğer o altı necis olup üstü de onunla necis sayılacaksa seccade sermemizin manası ne? O zaman o da necis sayılacak. Bazıları bunu kabul etmiyor. Bakın ne diyor? Ve la yadurru, zarar vermez. Es sucudu, secde yapmak. Ala libdin, keçe diyor. Keçe, libd, keçe. Bir keçe, seccade, halı. Öyle keçe, halı ki vechuhul esfel, alt yüzü necisün, necistir. Alt yüzü necis olan bir keçeye, bir seccadeye, bir halıya secde yapmak, onda namaz kılmak, vel a'la tahirun, üst tarafı temiz. Bunda bir beis yoktur, bu namaza mani değildir. Zaten seccadenin mantığı bu. Bazıları bunu kabul etmiyor. Bir kere söyledim ya olmaz öyle şey diyorlar. Ama tabii şimdi öyle seccadeler var ki bu yanında taşımak için böyle çok ince seccade var. Yani altına bir nem gelse hemen üstüne çıkacak var. Onlar değil. Şunun gibi kalın. Tamam kalın, bak burada keçe diyor. Libdin ne demek? Keçe. Bu keçe, kalın keçe. Devamında ve deffin veya diffin yümkünü şakkuhuma nısfeyn. Şimdi tahta, dif ne demek? Tahta döşeme. O
kalınlığıyla beraber ikiye bölmek, onu ikiye bölmek mümkünse Allah alem bunu kastediyor. Bu kadar kalın bir döşeme üzerine secde yaptığınız zaman o döşemenin alt tarafı necisse üst tarafına secde yapmak zarar vermez. Şimdi arkadaşlar, şimdi bunun altında tahta döşeme var, onun altında keçe var, onun üstünde halı var, bilmem ne var. Böyle düşünmeyin, böyle algılamayın. Eskiden ne vardı? Hiçbir şey yoktu yani. Dolayısıyla böyle yerlerde siz tahtanın üzerine namaz kıldığınız zaman ya da bir halı direkt topraktı. Toprağın altında böcek ölmüş, bilmem ne ölmüş, sinek ölmüş, kedi ölmüş, fare ölmüş, ne bileyim yani olabilirdi mesela. Onun için bu çok büyük bir rahmet. Yani halının, tahtanın, keçenin bir tarafında necis olup diğer tarafında namaz kılabilmeniz çok büyük bir rahmettir. Aynı şekilde evlerde çocuğu olanlar, çocuk kusmukları nedir? Necasettir kusmuk. İdrarı necasettir. Çocuğu bilmiyorsun ki çocuk nereye gitti, nereye şey yaptı. Affedersin, çocuk beze yapmıştır, ortada dolaşmıştır. O bezinden halıya gelmiştir. Sen bunu göremezsin, bilemezsin. Dolayısıyla seccadeyi üzerine serip namaz kılmak çok büyük bir rahmet oluyor. Evde idrarını yapamayan, yapmayı söyleyemeyen çocuklar olan evlerde mutlaka ve mutlaka seccade kullanmalı. Buna dikkat etmeli. Velev ki halıda necaset olsa bile siz seccadeyi koyduğunuz zaman o halıdaki necaset seccadenin alt tarafına geçse bile üstünde namaz kılmanız namaza mani olmayacaktır. Ancak seccadenin kalın olması lazım. İnce, böyle çok şeffaf var mı yok mu belli değil. Çok ince seccade olmaması lazım. Şimdi peki öyle bir ortamdasınız ki şimdi necaseti giderecek bir imkan yok. Necaseti giderecek bir imkanınız yok. Bu durumda ne yapacaksınız? Bugün gelebilir miyiz bilmiyorum. Şimdi setre avrete geçeceğiz. Setre avrette de avrete örtecek bir şeyiniz yok. Ne yapacaksınız? Namaz düşer mi? Hiçbir zaman namaz düşmez. Hiçbir zaman namaz düşmez. Yani necaseti giderecek bir şey bulamıyorsan artık ne yapacaksın? O halde kılacaksın. Setre avret yapamıyorsan, örtecek bir şey bulamıyorsan, elbise vesaire, nasıl kılacaksın? Onu da şeriat, İslam yolunu göstermiş. Bu ikisi beraber bir konu. Ve faqidu ma yuzilu bihin necasete yusalli ma'aha ve la i'adete aleyha sevaun kanet ala bedenihi ev thevbihi ev mekanihi. İster necaset bedeninde olsun, ister elbisesinde olsun, ister namaz kıldığı yerde olsun. Bir kişi necaseti giderecek bir şey bulamıyorsa, o zaman bu kişi o necis elbiseyle, o üzerindeki necasetle veya namaz kıldığındaki necasetle namazını kılar ve bir daha o namazı iade etmesi gerekmez. O şekilde namazını kılar. O necaseti giderecek bir şey bulamadıysa. Yani mesela yarım saat sonra su buldun, şu anda su yok. Namazı kıldın necis bir elbiseyle. Yarım saat sonra su buldun. Su buldun, o zaman elbiseni yıka, bir daha namazını kıl. Gerekmiyor. Ama o bulamadığın şey kesin, kalbin artık bulamadım diye kanaat edecek. Aradın hani teyemmümde su arıyorsun ya. Teyemmümde su aradığın gibi necaseti giderecek sudur vesairedir. Aradın, bulamadın. Elbisende namaz kılmak, namaz vakti girdi. Elbisendeki o necaseti yıkayamadın. O zaman onunla beraber namazını kılarsın. Ve daha sonra da iade edemezsin. Ama bulamayacaksan, bulmaktan ümidini kestiysen. Necasetin nasıl giderilmesi, necasetin giderilme yolları da yine burada 48, 49, 50, 51 bayağı uzun bir şekilde anlatıyor. Necaset giderilmesi, giderilmemesi bakımından gözle görülen necaset, gözle görülmeyen necaset diye iki kısım ayrılıyor. Gözle görülen necaset nasıldır? Temizlenmesi nasıldır? Gözle görülmeyen necasetin temizlenmesi nasıldır? Bunları Arapça bilenler bu kitaptan, bilmeyenler Ömer Nasuh Ümmen'den baksınlar. Her şeyi de hocadan beklemeyelim. Yani şimdi dedik ya, namazdan ilerleyebilmemiz için buradan devam ediyoruz. Çok acil durumlar için söyleyeyim. Hanefi mezhebinde sahih olan görüşe göre bu kadarını söyleyeyim. Elbisenizde bir necaset varsa onu 3 defa sıkmak şartıyla yıkayarak o necaseti ne yaparsanız giderirsiniz. Bunu ne yapmak lazım? Dikkat etmek lazım. Bu konu çok tartışılmıştı eskiden de. Bu çamaşır makineleri temizliyor mu, temizlemiyor mu? Onlar sıkıyor mesela. Eski merdaneli çamaşır makineleri vardı. Yeni nesil bilmez de eskiler bilir. Bu merdanelilerin altında su kalıyor diyorlardı içinde. Tam suyu boşaltmıyor. Eğer böyle bir su
kalma durumu varsa o zaman onu temiz olmuyor sıkıntısı vardı. Sıkması nasıl oluyordu? Tam sıkıyor muydu, sıkmıyor muydu vesaire. Bunlar zamanında çok tartışıldı. Şu andaki çamaşır makinelerinde böyle bir sorun yok. Çamaşır makinesinin kazanını suyun üstüne koyuyorlar. Yani su altında kalsa bile, yani kalmıyor ama kalsa bile çamaşıra temas etmiyor. Bir ikincisi de o hızlı dönmekle beraber senin elle sıktığından çok çok daha sıkıyor. En azından 3-4 defa belki daha fazla o suyu alıyor, sıkıyor, suyu alıyor, sıkıyor. Onun için hiçbir sıkıntı yoktur. Çamaşır makineleri bunlar elbiseyi temizliyor necasetten diyoruz. Burası önemli. Burası önemli. Va'tiqadu taharatihi min hadesin ev habesin. Bir de kişinin namaz kılarken kendi inancına göre, itikadına göre hadesten veya necasetten temiz olduğuna inanması lazım. Yani kendisinin abdestli olduğuna inanması lazım. Ya ben abdestsizim ama bak ben abdestim yok ama ben namazı kılayım bir şey olmaz dese bak çok önemli. Abdestim yok. Hatta bunu bilerek yapan çok tehlikeli yani. Bilerek abdestsiz namaz kılan çok tehlikeli ama biz fıkıh boyutuna, itikadi boyutuna değil de fıkıh boyutuna bakacak olsak bir adam benim abdestim yok diyerek namaz kılsa veya elbisem temiz değil ya benim iç çamaşırımda sıkıntı var ama bir şey olmaz Allah kabul eder ben namaza mani bir necasetle, namaza mani bir hades ile abdestini, abdesti olmadığı halde veya guslü olmadığı halde böyle inandığı halde namaz kılsa diyor. Velev ki abdesti olsa bile, guslü olsa bile bu adamın namazı olmaz deniliyor. Bak, itikad çok önemli. Yani kendi itikadı, kendi inancı, kendi niyeti çok önemli. İnnemel a'malu bin niyat. Şimdi sen normalde Allah katında hakika, fil hakika senin abdestin var. Abdestin var. Ama sen ne hatırlıyorsun? Ben abdesti bozdum diye hatırlıyorsun. Ama abdestin var. Yanlış hatırlıyorsun. Ve bu inançtasın. Abdestim yok benim. Ben abdesti bozdum. Ama Allah katında abdestin var. Bu şekilde namaz kılarsan olur mu namaz? Olmaz. Olmaz. Senin itikadında da abdestin olması lazım. Hakikatte olduğu gibi. Aynı şekilde temizlik de önemli. Bakın çok önemli. Bak bir farzın içinde farzlar var. Her zaman söylüyorum. Namazın farzları var. Abdestin farzları var. Guslün farzları var. Farzın içinde de farzlar var. O zaman hadesten taharet, necasetten taharet farz olduğu gibi hadesten taharete itikat, necasetten taharete itikat etmek de farz. Ne demek yani? Yani sen kendin abdestin olduğuna kendin bir kere inanacaksın mübarek. Temiz olduğuna kendin inanacaksın demek. وَاَتِقَادُ تَهَارَتِهِ مِنْ حَدَثٍ اَوْ خَبَسٍ Kendisi hadesten yani manevi pisliklerden, habesten, zahiri pisliklerden temiz olduğuna inanacak. Bunun gereği olarak فَلَوْ صَلَّى عَلَى اَنَّهُ مُحْدَثٌ Abdestsizim diyerek namaz kılsa اَوْ ثَوْبُهُ نَجِسٌ veya elbisesi pistir diyerek bu şekilde namaz kılsa bu itikatla namaz kılsa فَبَانَ بِخِلَافِهِ ama abdestli olduğu ortaya çıksa elbisesi temiz olduğu ortaya çıksa ama bu abdestsizim niyetiyle kendi itikadı benim abdestim yok böyle namaz kılmak caiz değil ama kıldı bu namaz lem yucizhu fihima her iki durumda da bu namaz ona kifayet etmez. Bu namaz kabul olmaz. Senin itikadına da benim abdestim var, benim guslüm var diye inanacaksın. Mesela gusül aldın. Gusül aldın. Gusül aldıktan sonra dedin ki ağzıma su verdim mi vermedim mi ya? Hanefi mezhebine göre ağza su vermek, buruna su vermek farz. Dedin ki ne oldu ya acaba? İçindeki itikadın ne? Ben ağzıma burnuma su vermedim. Dolayısıyla benim guslüm olmadığı itikadındasın. O anda ezan okundu. O itikadla beraber namaz kıldın. Halbuki ağzına burnuna su vermişsin. Ama sen ona inanmadığın için, itikad etmediğin için o şekilde kılınan namaz olmaz diyor. Ne yapacaksın? Bunun çaresi ne? Gideceksin ağzına burnuna su vereceksin bu kadar. Tamam mı? Ağzına buna şüpheliysen su vereceksin. Şüphelendiğin bir yer varsa hemen orayı yıkayacaksın. Yani Hanefi mezhebinin burada çok büyük bir rahmeti var. Nedir o? Tertip farz değil. Maliki mezhebinde diğer mezheplerde tertip farz. Bizde farz değil. Bir şuram kuru kaldı diye yani şüpheleniyorsan abdeste 3 saat geçse bile gidip sadece burayı yıkadığın zaman ne oluyor? Abdestin oluyor. Şüphelendi ama gusül aldın çıktın. Ya acaba ben ağzıma burnuna su vermiş miydim vermemiş miydim falan. Hemen git ağzına burnuna bir su ver. Şüpheden kurtul.
Tamam. Kendin abdestli olduğuna, bedeninin, elbisenin temiz olduğuna ineceksin. Bir cübbe giydin. Cübbeye giydin. Ya bu cübbeye geçen çocuğun idrarı gelmişti ama acaba bu yıkandı mı yıkanmadı mı? Yıkandı mı yıkanmadı mı? Böyle tereddüt ediyorsun. Ondan sonra sen dedin ki ya herhalde bu yıkanmadı galiba dedin. Bak. Ama yıkanmış fil hakika. Yıkanmış ama sen buna ne inanıyorsun? Yıkanma. Dolayısıyla bu elbise necistir diye inanıyorsun. Bu şekilde namaz kılarsan namazın olmaz diyor. Tamam. Ne yapman lazım? Kendin o şüpheni gidermen lazım. İtikadın tam olması lazım. Ve i'tikadu taharatihi min hadesin ev habesin felev salla ala ennehu muhdesun. Abdestsizim diyerek namaz kısa. Halbuki abdestliymiş. Ev sevbuhu necisun. Veya elbisesi necistir diyerek namaz kılsa ama febane bi hilafi, hakikatte böyle değilmiş. Yani abdestliymiş ve elbisesi temizmiş. Bu ortaya çıksa lem yucizhu fihima. Her iki durumda da namaz ona kifayet etmez. Bu şekilde kılınan namaz caiz olmaz diyoruz. Çok önemli, çok acayip ince işler. Namaz kılmak, ibadet yapmak, Allah'a kul olmak çok büyük bir sanat. Çok büyük bir sanat. Hani bir araba görüyorsun diyorsun ya bu arabada ne ince işçilik var ya. Ya mesela şu mobilyayı görüyorsun çok ince işçilik var, el oyması falan. Vallahi namaz daha acayip ince işçilik istiyor. Daha hassasiyet istiyor. Namaz daha dikkat istiyor. Bakmayın bugün bizim dikkat etmediğimize. Çok hassas, çok hassas, çok ince. Farzlar var, farzın içinde farzlar var, vacipler var, edepler var, sünnetler var. Çok acayip bir şey yani. Allah'ım kamilen namaz kılmayı nasip eylesin inşallah. Ve setrul avrati. Evet, 3 oldu. Burada 2 yazdığına bakmayın siz. Yukarıda, çünkü 5 ileri 5'e tamamlayacak. Yukarıda 1 dediği 2 demiştim, geçen hafta söylemiştim. Yani ettaharatu minel hadesi binev'ayhi 1 vel habesil mani'i 2. Şimdi burası 3 olması lazım. Çünkü bizim saydığımıza göre hadesten taharet diyoruz. 1, necasetten taharet 2. Şimdi ne geldi? 3. Setril avret ve setrul avrati. Namazın üçüncü farzı avret yerini örtmek. Setru avret. Bunun için evvela avretin ne olduğunu bilmek lazım. Tabii şu anda köle yok. Köleyi de söyleyecek burada. Erkekler için, kadınlar için ve köle yani cariye, kadın köleler için. Şu anda kölelik olmadığı için bunu sadece bilgi olarak biliyoruz. Onun dışında bize bugün bir faydası yok. Bildiğiniz üzere erkeklerin göbek ve diz kapağı arası avret yeridir Hanefi mezhebine göre. Göbek dahil değildir, göbeğin altından başlar ama diz kapağı dahildir. Buna çok dikkat edeceğiz. Bir de burada unutulan bir nokta var. Hep hocalar göbek göbek deyince zannediliyor ki nedir? Sadece ön taraf. Göbeği şöyle bir halaka çizin. Şöyle arkaya doğru. Burası bunu özellikle söylüyorum. Yani göbeğin hizasından, göbeğin alt noktasından yuvarlak çizdiğiniz zaman arkaya doğru her tarafı nedir? Arka tarafta avrettir. Yani şu arka belinizin, sırtınızın altı, göbeğin altından hiza olarak şurası nedir? Avrettir. Bu çok önemli. Diz kapağı da aynı şekilde. Diz kapağı ama diz kapağı dahildir Hanefi mezhebine göre. Bazı mezheplerde, bazı alimlere göre diz kapakları dahil değildir. Bazı mezheplere göre daha yukarıdadır. İlâ ahirihi bunlar gidiyor. Şimdi erkekte bu. Kadında ise yüzü, elleri ve ayakları hariç yüzde şu normal abdeste farz olan bölge var ya orası hariç bütün beden avrettir. Setrul avret çok önemli. Bugün özellikle insanların bilmesi gereken mesele, setre avret sadece namazın farzı değildir. Setre avret her zaman farzdır. Hatta ve hatta insan yalnız kalsa bile evinde setre avret yine nedir? Efendim farzdır. Sadece kadınların evlerinde kimse yokken saçların hani çok galiz avret olmayan yerlerini belki açabilmelerine hani yine edeben değil ha ama hani belki galiz bir haram olmaz. Ama onun dışında setri avret, yani avret yerini örtmek namazın farzı değil, bütün hayatın farzıdır. Evinizde çocuğunuz, hanımınız müstesna,
insan hanımına avret yerini gösterebilir. Yani o müstesna. Çocuğunuzun yanında, babasının yanında, özellikle kızlarınızın yanında, özellikle yani şu diz kapağının yukarısı, göbeğin altı açık olamaz. Haramdır bu. Yani birbirine karşı normalde de haramdır avret yerini açmak. Ama kadınların kadınlara avreti farklıdır. O başka mesele. Orası mesela kadın kadına oturuyorken kadının saçı erkeğe avret olmayabilir. Özür dilerim. Kadının saçı kadına avret olmayabilir vesaire. Bunlar da inşallah hazır ve ibaha babı var. Orada gelecek. Erkek kadına, kadın erkeğe neresine bakabilir, nasıl bakabilir? Orada gelecek. Onun için burada çok önemli bir nokta söylüyoruz. Dikkat edelim. Setri avret namazın farzı değildir sadece. Setri avret normal genel farzdır. Onun için bir erkeğin bir erkeğe göbeğin altı ile diz kapağının dahil diz kapağına kadar göstermesi haramdır. Bir, bugün denize giriyorlar ne olacak? Havuza gidiyorlar ne olacak? Efendim, maç oynanıyor ne olacak? Hanefi mezhebine göre bu denizde giyilen haşema hariç şortlar, havuzda giyilenler, efendim şu bu şekilde spor yaparken dizinin üstü açık olan elbiseler caiz değildir. Bunların hepsi setre avrete manidir. Bunlar çok önemli. Açana günahtır, bakana da günahtır. Açana günahtır, bakana da günahtır.